Evet arkadaşlar, iş için İzmir'e geldim. Hazır İzmir'e gelmişken de Ersin'in yanına uğradım. Bayraklı sahile gidecekmişiz. Bayraklı sahilde de güzel bir canlı yayın yapacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Birkaç saat oturacağız, ondan sonra döneceğiz. Yarın da kalmalı bir kamp yapacağız. Bu sefer başka bir yere gideceğiz. İnşallah orada görüşürüz. İsmail. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. İsmail. Eğer açmazsan oraya geliyorum. İsmail. Ben eski ben değilim İsmail. İsmail. Kumburgaz'a gittik beraber. İsmail. Bayraklı sahile geldik. Ortam harika. Birazdan birer tane olta açıp atacağız. Altı kayalık mı Ersin buranın? Ne abi? Altı taşlık kayalık mı buranın? Yok. Burası güzel gidiyor ya. Öyle mi? Tabii. Bakalım oltalar atacağız ama balık tutabilir miyiz bilmiyorum. Yalnız ortam gerçekten dediğim gibi harika. Aileler, gençler. Çok güzel bir ortam var. Mekanı beğendim. Boru kurdu şu an çok iş yapıyor abi. Boru kurdu aynen. Biraz böyle şöyle yapıyorum ben bunu da. Şey bulamadım. Boru kurdunu takmamız lazım. Sesle konuşuyorum, ne diyor? Ya duymuyor musun? Yok, kameraya bile çıkmıyor ki. Bravo, tamam. Bağır biraz. Bunlar canlı, görüyorsunuz şöyle. Bir tane daha bulursak işimiz olur. Ondan sonra onları şeye takacağız, oltaya takacağız da yemi pile saracağız. Çünkü küçük balık didikliyor, didiklediği zaman yem gidiyor. Yemi pile mi saracaksın? Tabii, yemi pile şimdi saracağız onları. Bu yemi pile zaten. Şöyle. Bu da normal kancadan geçiyoruz. Bunlar canlı. Şöyle geçiriyoruz. Buradan koyuyoruz. Zaten yem ipi gözükmüyor abi, tamam mı? Yem ipine şöyle bolca şöyle yapalım. İple sarıyorsun ha? İple. Görünmüyor. Bu ip zaten görünmem bir şey değil yani. Evet. Öteki türlü hemen didikliyor ya ufak balık. Didikleyip yem alıyor. Böyle alma şansı sıfır, yok yani. Diğer şeye de... Diğer ne? Göster. Yengeç mi? Evet, canlı yengeç. Şimdi vay vay vay. Bayağı uzat. Evet.
Soldaki beyaza bir buluş var. Evet. Arkadaşlar ortam harika. Biraz daha oturacağız, ondan sonra kalkacağız. İnşallah yarın da Ersin'le birlikte güzel bir deniz havu, aynı zamanda balık kampı yapacağız. Yarın bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oğlum bu nasıl yağmur ya? Oğlum gözünü görmüyor ya. Bu son yağmur. Bu havada balığa mı gideceğiz Ersin? Seferisar Sıvaca'ya gidiyoruz. Ama ondan önce bir yemci var. Yemciye gidip canlı yem almamız lazım. Arkadaşlar deli gibi yağmurun ardından nihayet Seferisar'a geldik. Burada güzel bir koy var. Önümüzde balıklar da oynuyor. Böyle güzel balıklar oynuyor. İnşallah bolca da yem aldık. Güzel balıklar tutarız. Hiç çamura mamura gitmeyeyim. Şuralara sapayım. Şöyle. Allah korusun. Orada abi doğru mu? Gördün mü? Aslında sazanak olmuş. Sazan atlıyor gibi atlıyor dedin ya sanki. Tıbır tıbır atlıyor gibi. Hemen iyi yağmur verdim buraya. Valla şu balık sürüsünü kaçırmayalım biz. Yok o. Kaçırdı dedi. Ya. Deniz burası ya. Hadi geldim gittim olmaz da. Arkadaşlar benim iki oltam hazır. İki tane olta atacağım. İki tane de Ersin açıyor şimdi. Hazır. Bir tanesine arkadaşlar şey taktım. Boru kurdu taktım. Şöyle misine, ip misineyle de sardım güzelce. Boru kurdu. Bu ikinci takımımda da yengeç var arkadaşlar. Şöyle bir tane yengeç taktım. Önümüzde güzel balık oynuyor ama tabii ne balığı olduğunu bilmiyoruz. İnşallah tutarsak göreceğiz. Benim şeye takıl dersin kancam. Şimdi atalım bunları. Yan tarafımızdaki abi balık aldı.
Neymiş o Ersin? Levrek miymiş? Levrek. Dedim ya balıklar havaya zıplıyor. Büyük ihtimal levrek dişli ya. Aha. Yok Ersin dedi batık, ben açtım telefonu. Ne yapıyorsun? O kadar aç da ben konuşalım. Dur hoparlör açayım da Ersin'in yanına gelin. Sevindim ya, valla dur çok sevindim. Biraz da araşırız tamam, ben şu ellerimi falan bir yıkayayım, araşırız oldu mu? Araşırız ellerimi falan bir yıkayayım tamam. Bir balık atladı devrek, öyle böyle değil. Hayırlı olsun. 5-6 tane balık havaya zıpladı levrekten. Oltaların suda olması bile yetiyor değil mi? Evet. Hiç bunu çekmeyeceğim, geldirmeyeceğim. Tamam. Boru kurdunu yiyor lan. Yiyorsun, yiyorsun. Bu hayvan burada nasıl aç kalır? Her tarafta insan var yani. Arkadaşlar Seferihisar'da çok güzel bir yere geldik. Burası böyle karavancıların uğrak yeri anlaşılan. Her yer karavan. Her taraf karavan arkadaşlar. Kıyı boyunca sahil komple karavan. Ersin levrekleri görünce spin atmaya başladı. Bir tane kaşık oltası taktı. Balık, sahte balık. Suda güzel de parlıyor ama bakalım balık saldıracak. Geldi. Oo Ersin onu çek. Alacağız. İyi canım. Demek ki askıda kelime bulabiliyorlar değil mi abi? Evet. Askıda ya şöyle. Birinci yem saplansa da ikinci yem olabilir. Ya önümüz çok yosunlu arkadaşlar. Evet. Oltayı attığımız anda yam kaybolup gidiyor, gömülüyor. Yosunların arasında kalıyor. Ne oldu, bıraktım lan? Bıraktım. Yem, yemek var işte, o yüzden var yani yemek. He. Yoksa şu an gittiydi o yem. Şu an yemi hala ucunda. Diyorsun. Evet. Tamam, biraz ben daha beklerim hani. Denizler bir dakika bekliyor. Toprak çın çın yaptı, elin olursun çın yaparsın çekersin öyle. Biliyorum canım, yani seri olmak lazım böyle. Evet. Sazan gibi, değil yani. Takıldım kaldım yok. Güzel bastı ama herhalde senin dediğin gibi yemi biraz dedikliyorlar. Evet işte küçük balık oynar, büyük balık yapıştırır. Denizin şeyi yemikliği de. Gölde de öyle. Küçük balık oynuyor bazen.
Yani yemini dikiyor falan. En son bir tane sağlam bir yapıştırıyor. Kırda da bıraktı. 2 saçağa çevirdik. Önümüz komple yosunlu olduğu için yeme attığımızda yosunların arasında kaybolup gömülüp gidiyor. O yüzden tamamını ikili saçağa çevirdik. En azından kancanın biri gömülüp gitse bile ortadaki kancada yem böyle en azından görünür olacak. Bütün yemleri tazeledik, tekrar attık, bakalım, bekliyoruz. Önümüz çok yosun olunca Ersin şimdi bir tane 8 metrelik göl kamışı açıyor, mantarlı. Mantar derinliğini iyice kısaltacak. Bakalım, bir de öyle balık tutmayı deneyecek. Çok sığ ya. Vallahi küçük küçük tıkırdıyor ama adam gibi vurmuyor. Ona takılmış olabilir mi lan Ersin? Evet, zaten ona bir şeyler takıldı belliydi ya. Ama küçücük bir şey herhalde, değil mi? Kefal mi lan o? Vallahi kefal. Bu olta gibi. Olta kopmuş, suda kalmış Ersin. Evet. Ersin ilk balımızı tuttu. Küçük bir kefal. Geldi Ersin. Oo. Biz de balık tuttuk sanıyorduk. Meğerse yandaki abinin oltasının balığıymış. Yine tutamadık yani. Hele şükür bir tane balık tuttuk diye seviniyorduk abi biz de. Abi bir tane kefal takmış oltaya. Gelmek isterseniz biz buradayız zaten. O da önümüze kadar gelince bizim oltayla birlikte çektik ya. Hatta sevindik de yani balık tuttuk diye ama bizim balık değilmiş. Ne? Ama ses çıkardı olan. Orada oturanlar hışırtıdan uyuyamıyorlar. Şey var ya. Pervane. Tabii canım. O
Burada dibinde oturanlar bayağı rahatsız oluyordur ha. Rüzgar türbünü ne diyorlar? Ne gülüyor? Elektrik üretiyor ya. Derbari. İnternetin şalığı çekiyordur. Serkan Budak. Selam, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldin, selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'deyiz, Seferihisar'da. Oltalar attık, bekliyoruz. Yer güzel, mekan güzel ama çok sığ, çok da otluk. Balıkçı Hasan Yamula, hayırlı akşamlar. Bol şans. Yasin Usta'm var mı balık? Yok, bir tane balık tuttuk. O da yan taraftaki dayının oltasının balığıymış. Oltasıyla birlikte balığını da çektik. Biz kendimiz tuttuk diye seviniyorduk. Meğerse yan tarafın balığıymış. Doğan Murat Baş, Yıldızlı Üyemiz, Rastgele Reis demiş. Hoş geldin, selamlar, teşekkürler. Aziz Mamedov, selamünaleyküm Yasin abi. Nasılsınız, balık var mı? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Balık yok, oltalar suda bekliyor. Her zaman gibi. Her zaman gibi. Pema, iyi akşamlar. Rastgele Keşan'dan çok selam. Selamlar Samim abi, hoş geldin. Keşan'a selamlar. İdris Menkis, selamünaleyküm. Rastgele Yasin, hayırlı akşamlar. Sağ olasın İdris'im, selamlar. Serkan Budak, olta atacak yer kalmadı oralarda demiş. Aynen, buralar kötü ya. Ama olsun, şey güzel, mekan güzel, deniz kıyısında öyle oltaları attık. Vuruş da var gerçi, vuruş da altında. Yani de olmaz. Hayvan şey yemin bu. Kazara falan belki tutabilirsin. Bilal Yılmazel, vay Ersin'e de selamlar, canlar demiş. Aleyküm selam. Balıkçı Hasan Yamula, Yasin Ustam, Kızıldamlar Barışı gerçekten sana yakışıyor demiş. Teşekkürler. Metmaize, hoş geldin Yıldızlı Yemiz. Senle yaşa. Şimdi Tuzlu Su'ya, İstanbul Yeşilköy'e geçiyoruz abi. Selamlar, keyfin bol olsun, avın daim olsun. Teşekkür ederim, selamlar. Senle yaşa, yayın kalitesi çok kötü abi, düşüyor, donuyor demiş. Vay be, o zaman internet iyi çekmiyor burada. Vallahi İzmir'in göbeğindeyiz, burada da çekmiyoruz artık. Nerede çekecek abi? Neyse, biraz bir canlı yayın yapalım, kapatırız. Maksat yani şöyle arkamızı denize alıp sizlerle birlikte böyle bir canlı yayın yapmaktı. Jünge Deniz abi, tüm videolarını tekrardan izliyorum abi demiş. Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Bilal Yılmazal, abim seni görünce kendi abimi görmüş gibi oluyorum. Vallahi o denli mutlu oluyorum abi. Çok sağ ol Bilal'im. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Eksik olma, sağ ol. Bilal Yılmazal 220 lira göndermiş. Sağ ol kardeşim, bira masraflarımız ne çıktı bugün? Bira sponsorumuz oldu Bilal, sağ olsun. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Bülent Yıldız, hava kapalı, gök gürültülü, yayın ondan gelip gidiyor. Bursa'da fırtına kopmak üzere, orada yağış yok mu? Abi dün akşam yağmur bir başladı, yani dün gece başladı daha doğrusu. Sel götürdü. Bugün bildiğin sel götürdü yani, otobandan bile zor geldik. Millet dörtlüleri yakmış, böyle yavaş yavaş gidiyor. Arabaların neredeyse tekerlerinin yarıya kadarı hep böyle su altında. Çok yağmur yağdı ya, hatta ben Ersin'e dedim yani çile olacaksa hiç gitmeyelim ya. Bak görmüyorum, hava bayağı bir kötü falan. Ondan sonra abi gideceğimiz yerde öyle sıkıntı olmaz falan, gideriz dedi. Ne olacak dedi, şemsiyeyi açarız, altında çısır çısır oturuz dedi. İyi dedim, öylelikle geldik. Şu an yağmur yok ama hava çok sert. Ki kapalı da belki yine yağabilir yani. Bilal Yılmazer yine 220 lira daha gönderdi. Sağ ol kardeşim. O zaman ben bayiye gidiyorum. Sen bir bayiye gidiyorsun. Zaten bir bayiye gidip gelmemiz lazım. Met Maiz'e ikinci 220 de gelmiş. Eyvallah. Bilal Yılmazel o zaman yayını bitirme diye abi demiş. Ya yayını bitirme diye göndermiş. Ben yüzüne giderim buradan. Arabayla giderim. Mehmet Baloğlu. Oo, Mehmet abim gelmiş. Yine Yıldızlı Üyemiz Mehmet abi. Evet, abi. Selamlar beyler. Ne güzel iki kardeş bir arada. Yasin sakın gölü bırakıp denize başlayayım deme demiş. Yok abi yok. Zaten bizim oralarda deniz yok. Biz herhalde kendi göllere devam. Arada bir böyle işte deniz falan yaparız. Hatta Ersin diyor, abi diyor, şöyle diyor, hani bir iki ay sonra böyle bir teklemekli bir şeyler hani böyle kiralıyorlarmış, 3 günlük, 5 günlük neyse. Böyle tekneyle falan açılıp da belki bir şey yaparız falan diyor da. Olabilir yani. Belki bakarsın bir gün öyle bir şeyler yaparız. Hadi yapalım. Tekneden balık. En güzeli o ya. Garanti. Burası çok güzel bir yer ama. Böyle her taraf karavan arkadaşlar. Hatta kamerayla bir göstereyim ben ya. Şöyle dur. Bakın görüyor musunuz? Sıralı komple karavan. Bütün kıyı koy. Komple karavan. Deniz balığının çok ilginç şeyleri varmış ya. Bizim göl balıkçıları gibi teferruatı çok fazla. Tabii teferruat fazla. Balık çeşidi fazla. Balık çeşidine göre olta farklı
takım farklı, kanca farklı, yan farklı. Bizim öyle değil ki, bizde bir sazan var. Mısır'ı tak geç. Para gönderdim, para geldi. Bilal Yılmaz'a 550 lira atmış. Kardeşim beni tamam ya. Tak pavyona, pavyona. Biz burada pavyona gidiyoruz arkadaşlar. Kamera açıkta kalsın. Hayatımızı gittik ama. Yan masadan gönderdiler bunu. Bilal Yılmaz'a gönderdi. Bilal'im sağ olasın, teşekkür ederim. Allah kardeşim benim. Balıkçı Hasan Yamula, Yasin Ustam, orası çok kalabalık, orada balık olmaz, bence bir mekan değiştir. Ya mekan değiştirme şansımız yok, artık buraya geldik, hani buradan da oltaları atacağız. Ama güzel şey şu yani, oltalar suda duruyor ya, o bile yetiyor yani. Oltalarını atıyorsun, şurada deniz kenarında, deniz havasını alıyorsun. Yani böyle kazara, şansımıza, yanlışlıkla böyle bir balık da gelirse... Olmaz ama hani... Olmaz hani... diyelim oldu. Diyelim ki oldu hani, böyle bir de böyle yanlışlıkla balık tuttuk, sesi duyduk, o bize yeter. Birini değiştirsem mi geldim? Oğlum dördünü de az önce değiştirdik ya. Birini şunu tazeleyim diyorum ya. İyi, tazele abi. İyidir. Mehmet Baloğlu, Bilal'im coştum valla, Yasin'e bu kanala feda her şey demiş. Çok sağ ol abim, teşekkürler. Bilal'im sana da teşekkür ederim. Doğa ve hayvansever Yasin abi, valla cumartesi günlerini iple çekiyorum. Canlı yayın için senin videolar bağımlılık yapıyor artık. Gurbetteyiz, ondan mı? Bence sen bu işi güzel yapıyorsun, emeğine sağlık kral demiş. Teşekkür ederim yani, naçizane tabii. Öyle elimizden geldiğince hani birlikte olmaya çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Zaten hafta sonlarına yaklaştığımız böyle perşembeden, cumadan Instagram'dan bir sürü böyle mesajlar geliyor sizden de. Bu haftada canlı yayın var mı, canlı yayın var mı? Tabii biz de en azından sizlerle birlikte olalım diye böyle yayınlar yapıyoruz. WhatsApp muhabbet, bir arada olmak, böyle bir araya gelmek. Güzel de oluyor. Biz de eğleniyoruz. Bizim de hoşumuza gidiyor. Sizlerle bir arada olmak, böyle güzel sohbet etmek. Kürşat Yıldırım, bende de bağımlılık yarattım vallahi demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Kürşat abi. Allah abi, kedi benim yemi aldı gitti abi. Kedi mi? Evet ya, önce aldı gitti. İnşallah şu olmadı. Misneye takıldı galiba o. Abi, ne takıldı? Kopar, misneye kopar, misneye kopar. Çıktı mı? Burada. Kedi ya geçerken şeye ya takıldı ya, Ersin'in oldu ya. Ne oldu, dolaştı mı? Yok, şey yaptı, hallettik de. Ben kanca ya. Kediye girdi zannettim, ben korktum. Kesti ya. Onu ya. Alıyordu az daha. Ey Allah'ım ya. Canlı yayında böyle garip olaylar yaşıyoruz. Bence şu mangal ateşini bari şey, mangal kömürü var ya, o kömürü bari yakalım ayağımızın dibine. Daha çok erken değil mi? Ya erken de yani, birkaç saat sonra. Çok serin oldu ya hava. Allah Allah. Vallahi ne bileyim, ben de İzmir'e geliyoruz diye incecik şeyle geldim. Ne bileyim bu kadar, bildiğin Eskişehir ya, donuyor burası. Doğa ve hayvansever her zaman seninleyiz abi, seviliyorsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir şey açsak nasıl olur ki? Abi ne balık, bunun kendi geliyor bunu ya. Geliyor. Şöyle yapsak. Arkadaşlar bir alışverişe gittim, o arada Ersin balık tutmuş. Ne bu? Levrek tuttum. Levrek mi? Şöyle göstereyim. Vay vay vay. Şuradır levreğimiz. Abi ağzını açayım, bakar mısın ağzını? Yemi komple yutmuş. Çıkarttım. Vay be, helal olsun. Neyse, ilk balımızı tuttuk. Direkt yutma, atar atmaz. Neye geldi? Sülünez'e geldi. Sülünez'e mi geldi? Tamam, Sülünez'e devam. Sülünez'e devam. Bana adını... Hı? Sağda bu kısa. Abi yayıyor. Önce yakın attım. Yakın at, yakın at. Bu herhalde balıkları sıkıştırmak için değil mi? Ersin levreye tutunca gaza geldi. Şimdi tekrar 7 metrelik göl kamışını açıyor. Vallahi mantarlı göl kamışı. Bana küçük. Abi canlı lazım. Levrek lazım. Canlı lazım. Ha sen yemlik balık mı tutacaksın? Abi tabii, bana yemlik balık lazım. Var mı küçük sinek kancası olta şeyin? Kancan, sinek kancası. Onu alır o. Alır mı? Bak böyle göster, küçük. Küçük mü? Bunu alır yani. Bunun bir şeyi yok. Oğlum büyük kanca yine de o ya. Bu ne bu? Ne bunun büyük ne olacak? Bu ne? Levreğimiz güzel. Beklemeye devam ediyoruz.
arkadaşlar saat 12'ye geliyor. Oltalarda böyle aman aman bir hareketlilik yok ama arada böyle bir yani zil sesi bile gelmiyor değil mi? Hafif böyle bir eğdiriyor, eğdiriyor, bırakıyor. Zil sesi duyamıyoruz ama böyle küçük hareketler oluyor. Onun haricinde ben az önce bir alışveriş yapmaya gitmiştim karşıya. O arada Ersin bir tane levrek almış. Yani. Güzel bir balık. Demek ki sıkıntı bende değilmiş. Ama güzel değdirmiş sopayı anlattığına göre. Çok güzel değdirdi ya. Böyle değdirdi. O kadar güzeldi ki zil bile çalmadı. Ama ondan sonra devamı gelmedi. Oturuyoruz. Yağmur da başladı. Malzemeleri biraz çeki düzen verdik. Şimdi şemsiyenin altına böyle bir sığındık. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel güzel. Yağmur da başladı. Bakalım oturuyoruz. Oltalar önümüzde, izliyoruz. İnşallah belki gece yapar. Çünkü avcı balıklar çok burada. Böyle gece avlanan değil mi? Levrek gibi, bilmem ne gibi. Levrek. Millet koca koca balıklar takıyorlar lan kancalara. Tabii. Ne olur yani, ne olmaz diye yapıştırır hesabı. 400 gramlık balık takıyorlar. Ya belli olmaz. Belki gece güzel bir balık gelir. Evet. Şimdilik böyle oturduk, bekliyoruz bakalım. Ümitliyim ya. Ümitli mi? Şu geldi ya bir tane. Dedim canlandı böyle. Sen şimdi onu gördün ya, sabaha kadar otursun. Aynen, ben sabaha kadar nöbetçiyim. Ya olsun canım, işte böyle arada bir hareket olunca güzel oluyor. Ya şu levreğin şöyle 2-3 kiloluğu gelse nasıl olur abi? Oh. Harika olur ya. Hedef o yani. Bayağı da o şey verir, aksiyon verir ha. Sen ne diyorsun? İşte o yüzden Mehmet abinin, Mehmet Bolol abinin dediği gibi isimleri değiştirdim. Yani hayatta kopartamaz yani. Timsah gelsin. Misinin hem en kalitelisi hem de en iyisi. Güzel. Sağ olsun o. Demese normal misim alıyorum abi. İki defa bala gidiyorum. Bir Ali'ye gittim bala. Oradan geldim. 3 gün sonra, 4 gün sonra şeye gittim. Güzel bahçeye gittim. Misineye böyle var ya, son boylar. En iyi misine. Böyle pıt 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 kapıyor. Var mı? Sürmüştür oğlum. Abi yeni, sıfır misine diyorum ya, yeni takmışım diyor. İki sene. Meğerse tabi bilmiyoruz ya, tuzlu suda hemen böyle deforme oluyormuş tuzlu suda. O yüzden... Çürüyor yani. Aynen. Ne güzel değil mi ortam? Ortam süper, çok harika ya. Ben bayıldım buraya ya, ben buraya geleyim bari. Bir ateşimiz eksik ha, şöyle ateşimiz de olsa şu an tadından yenmez. Hem hava serin, yağmur da başladı. Çok oldu. Şöyle yanımızda şöyle güzel bir ateş olsaydı harika olurdu. Harika olur. İzmir'de işte, İzmir en güzel yerlerinden. Nerede yakın? Senin güzel bahçesinden bir semt yani o orası. Yok, senin eve yakın mı? Hayır, benim eve yok. Yarım saat falan benim eve. Yine de yakın sayılır ya, arabayla ne? Ya dört dörtlük odun da var, sahil de var, her şey var. Kimse kimseye karışmıyor. O kadar dört dörtlük ortam. Yani böyle kendime kocaman ateş attım. Sabah kadar kesintisiz. Sahilde. Tamam işte oraya. Adam boyu dalga var. Ha, çok 5 sefer gittim. İşte 4 sefer gittim. 4'ünde de hadi bu sefer olmaz mı? Hadi bu sefer. En son artık pes ettim. Hep rüzgar denizden geliyor. Yüzüne çarpıyor. Kapalı havada yüzün yanıyor. Simsiyah oldum ya kapalı havada. Bir de baş ağrısı yapıyor abi. Sürekli rüzgar, sürekli rüzgar. Yani hep oltaya atıyorsun böyle, olta hep böyle. Hadi ya. Yani zapt edemiyorsun. Zaten olmuyor. Olmuyor. O yüzden ben orayı kafamdan sildim. Sen de rüzgarı sevmediğin için zaten hiç dedim hani gitmeyelim. Yoksa o oh, oh. Ne oldu? Zil sesi düştü ya. Ya böyle dingin güzel böyle çarşaf gibi su olacak abi. Böyle işte, dalgada, rüzgarda falan zaten oltacılık olmuyor yani, çok zor. Şeyde de mesela balık garardım. İzmir'de hemen hemen yani %50-60'ın üzerinde balık tutma ihtimali şeyde pasaport diye bir yer var. Ya yengeç takıyorsun ya mamut takıyorsun. Kesinlikle çupuran var yani. Önüme kadar getirdim, kaçırdım böyle. Olur da bir daha kadar gelirsem oraya gideriz ya. Bakalım orada neredesin biliyor musun? Sadece şu masa, iki tane sandalye. Oraya koyabiliyorsun bak, arkan geniş. Balıkçıya da kimse karışmıyor. Oltanı atıyorsun abi, önünde tezgah. Bir an açıyorsun böyle. İnsanlar arkadan gelip geçiyor ama bu saatlerde şey saat 12'den 1'den sonra insanlar azalıyor zaten. Balık da ondan sonra yapmaya başlıyor. Rahatça keyfine bakıyoruz. Ben o yüzden sana hani oraya gidelim dedim. Yok, ben burayı da beğendim ya. Beğendim yani, bak buranın var ya, sistemini çözersen çok güzel balık alırsın. Balık vallahi buraya giriyor. Çok da yoğun balık var. Evet. Ama aşırı otluk olduğu için senin yemi görmeyebiliyor. O yüzden böyle uzun bekliyorsun. Şey dedim hocam, mantarlı takım mı yapsam? Belki de otluk olduğu için çok balık giriyor. Bu var ama bu kadar otluk alandan nasıl balık alabilirsin, nasıl bir sistem kullanman lazım, onu çözmen lazım. Evet. Güzel de söylüyorlar, sesleri güzel. Evet. Evet. Bir de şey gibi ya, sanki sahne varmış orada da. Küçük balıkların işi de zor lan, sürekli saldırı altında. Değil mi ya? Sürekli. Gün boyu. Hani büyüyene, büyüyene kadar saldırı yaşayacaklar.
Hep bir hayatta kalabilen ne mutlu. Evet. Hep böyle gözün dört açması oluyor değil mi? Hayatta kalıp büyüyenler de ondan sonra küçük balığa saldıracak. Evet. Doğanın kanunu. Bana yıllarca saldırdılar diyecek. Yıllarca, bize yıllarca saldırdılar. Bakma. Sonra biz de diyecek. Büyük balık, küçük balığı yer. Kaç? 10 gram olabilir yani. 10 gram. Neden peki? Kafadan bana söndür. Sırt gibi böyle dip, ağır kurçun gibi lap diye gidiyor ya. Aha. Hani onu bari keseyim dedim. Belki yem saplanmazdı ben. Yani her şeyi düşün. Her şeyi denemek lazım. Evet. Ağır kurçun size düşüyor ya, lüp diye dibek saplanıyor. Evet. Onu engellemeye çalıştım ben. Olur mu olur. İnşallah. Bu arada arkadaşlar saat 2'ye geliyor ama maalesef bir hareketlilik yok. Biz de hani böyle oltaları beklemek yerine arada bir çekiyoruz, yemleri tazeliyoruz, tekrar atıyoruz ama maalesef bir randıman yok şu an. Ersin balığını çalacak. Valla kovaya tırnak atıyor, pati atıyor. Bir tane levrek tuttum, onu da götürecek. Bir dakika alırım. Sağlık olsun. Bunu yeni attık gördün değil mi? Yani balık yemi görürse geliyor abi. Görmezse gelmez. Balık çok yoksa attın yiyorsun o saplandı olay bitti. Kaçıyoruz mu kardeşim? Tüh bu iyiydi. Bu da aynı onun gibi eğdirecek de acele ettik herhalde. Hadi yavrum. Bıraktı mı? Var mı? Evet, biz buradayız. Ya Yasin'i bundan seviyorum işte ben ya. Yasin'i neden seviyorum? Yasin hayatı seviyor. Her anını seviyor.
seviyoruz. Eyvallah, sağ ol abi. Sana hiç yapıcı bir şey denk gelmez. Zil de çaldı ama yakalayamadık. Vallahi yam duruyor ya. O ikili, ikili saçak o. İkili de alamamış demek ki. Vallahi mi? Vallahi. Çok güzeldi ya. Tan kedi acayip hoşuna gitti ha. Çan sesi. Alamadı abi. Gitti mi? Ama bir dakika daha dur. Belli olmaz o saat. Ersin. Bak yeşil boyuna sallıyor. Bir şey takıldı galiba ona ya. Bak 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 bak. Bak 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 nasıl kafa atıyor. Bak nasıl. Güzel eğdiriyor da. Takılmış olabilir mi? Yoksa yemi mi didikliyor? Bir tasmalama mı yapsan? Evet. Sürekli vuruyor ama. Gitti mi? Ne oldu? Aldı mı? Çek çek. Geldi bir şeyler. Vallahi dur yavaş. Ne o? Karagöz. Karagöz mü geldi? Şey bu. Yok, bu çupranın küçüğü oluyor bunun. Adını bilemedim de şimdi. Mırı mırı mı? Mırı mırı değil. Bak bu çupranın biraz adını sana söyleyeceğim unuttum. Bu çok güzel bir balık. Çupranın bir tık küçüğü oluyor bu. Vay vay vay. İkinci balığımızı da tuttuk. Helal lan. Bravo, benim oltama geldi. Evet. Evet, aldık onu. Yemi güzel takmışım demek ki Ersin. Bak, yemi güzel bak o kadar yemi vurdu yemi etti. Yemi. Yem gitmedi yani. Evet. Gecenin 2:30'unda hatta 3'e geliyor saat. İkinci balığımızı aldık. Şöyle gösterelim. Bu biraz da bir çupra oluyor şöyle. Öpüyoruz ve salmıyorum muyuz? Hayır, tam sazan gibi değil mi? Sazan gibi değil mi? Adamı döverler yani sana. Evet. Gece gece bir balık daha aldık. Ortam harika. Biraz da böyle balık olsa, aksiyon olsa, heyecan olsa tadından yenmez yani. Gerçekten o derece. Ama yine de güzel. Burada olmak bile çok güzel. Oltalarımızın suda olması bile yetiyor. Değil mi? Ama yemi güzel takmışsın. Onun avantajını yaşadık aslında. Evet. Yoksa balık gittiği kuruşa gittiğiyle. Senin ateşin geçiyor ha. Buna ya, hemen başka bir mangal kömürü falan at da sabaha kadar yansın. Mangal kömürü üstünde attım. Attın mı? Ha iyi tamam.
Bundan önceki çok büyük kafa at yalnız, ben sana söyleyeyim. Hani o zaman aynı yere ya. Yine at. Çok ha? Uzak değil. Ersin sabahlayacak. Ben de birazdan yatacağım. Bu videonun artık sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı unutmayın.